Ya sizin iş de zor ya. Gecesi ayrı, gündüzü ayrı. Aynen öyle. Kınalcığım. Hı. Şimdi oldu ya. Sabahtan beri seni hatırlamaya çalışıyorum. Bir yüzün çok tanıdık geliyor ama bir türlü çıkaramadım. Özel'in kız arkadaşı değil miydin sen? Evet. Sen nereden biliyorsun? Yani biliyor musun? Gerçekten ilk o kaza oldu ve kurtuldun değil mi Sinan? Yani şimdi tadımız kaçmasın ya. Geçmişi boş verelim. Geçmiş geçmişte kaldı. Bir dakika, bir dakika. Sen de biliyorsun yani. Ezgi, ne oldu? Neden kurtuldun? Efendim? Üsküdar. Tamam, ben çok yakınım oraya. Geliyorum şimdi hemen. Çok acil bir ihbar geldi. Benim hemen kaçmam lazım. Kendinize iyi bakın. Sonra tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. Evet, Sinan, dinliyorum. Neyi dinliyorsun? Tatlı yiyelim mi? Sinan, salağa yatma. Dinliyorum, evet. Özer hakkında ne biliyorsun? Ben Özer hakkında bir şey bilmiyorum. Sinan, bir daha sormam. Söyle, Özer hakkında ne biliyorsun? Bunu benden duymanı istemem. Şöyle ki... Özer aslında senin Özer'in değil. Başkasının Özer'i. Yani o gün de seninle bunu konuşmak için buluşmak istemiş. Ayrılmak için. Sinan, sen ciddi misin? Ve sen bunu bildiğin halde bana söylemedin, öyle mi? Nasıl söyleyeyim ki kızım böyle bir şey? Böyle söyleyecektin işte Sinan. Şimdi nasıl söylediysen işte böyle söyleyecektin. Ha, sen benim arkadaşımsın ya. Hastanedeki kız mıymış? Sinan, sen bunu biliyordun. Ve o kadar üzülmeme rağmen bana söylemedin. Ya Kıvılcım, kendini benim yerime koysana bir. Nasıl söylenir böyle bir şey? Ya Sinan, sen kendini benim yerime koysana. Bunu bile bile, ne kadar üzüldüğümü bile bile bunu bana söylemedin. Sinan, sen haklısın. Aynen, haklısın. Rüyamda gördüğüm deden falan değildi. Benim sıkışmışlığımdı. Ama şu anda tüy gibi hafifim. Özer'den de, senden de kurtuldum. Bütün defterler kapandı. Hadi hoşça kal. Kıvılcım. Kıvılcım. İnsanın kendine yakışmayanı yapmasına öfkelenmek denir. Sinir gerçekten de en çok sahibini tüketen bir duygudur. Tamam Allah, tamam gel. Tamam, sen ne diyorsan onu yapacağım, aynen. Tamamdır, kendimi sana bırakıyorum. Kimle istiyorsan onunla evleneceğim. Tamam, ben yapamıyorum demek ki. Ben belli ki tek başıma yapamıyorum. Tamam Allah. Tamam gel. Kıvılcım'ım, kahvenizi getirdim. Fulya, bu ne? Bunun dışı içinden fazla, sen görmüyor musun bunu? Kusura bakmayın Kıvılcım Hanım. Kendimi çok iyi hissetmiyorum. Başım falan dönüyordu. Tamam, ben en iyisi yeniden... Ya bir dakika, bir dakika. Yeniden yapınca düzeliyor mu? Ben anlamıyorum ki. Şunu ilk getirişinde doğru düzgün getirsen olmuyor mu Fulya? Siz iyi misiniz? Gayet iyiyim. Ah, niye iyi olmayayım ki? Bunları da güler yüze alıştırdık. İki eleştirilince Kıvılcım Hanım, iyi misiniz? İyiyim. Çok iyiyim Fulya. Kıvılcım Hanım. Kusura bakma ya, benim sinirlerim çok bozuk. Kime güveneceğimi de bilemiyorum. Sana patladım, özür dilerim ya. Şu son 5 dakikayı unutalım. Ne oldu ki bu 5 dakikada? Ay, ben hatırlamıyorum ki.
Ben size şimdi güzel köpüklü bir kahve yapayım. Sonra neşemizi bulalım ha? Olur. Hey, ama bu sefer belki içi dışından daha dolu olur. Tamam, anlaştık. Kıvılcım Hanım, kendinize bu kadar eziyet etmeyin. Size de yazın. Öfkenin saman alevi olduğu durumlarda o alevin neleri yaktıysa sonradan anlaşılır. Alo, halacığım ben düşündüm de sen gelme ya. Sen gelme, hiç yorulma, zahmet etme. Yolda mısın? Tamam halacığım, tamam, tamam. Tamam, görüşürüz hala.